değerli aboneler. Balıkesir Gönen ilçesine 14 kilometre mesafede sessiz tabiat harikası olan şirin bir köyde toplamda 7 dönüme sahip 1,5 dönüm kendi bahçesi olan 3 tapu üzerine bu arkamda görmüş olduğunuz sarı damınla beraber mevcut köy evini tanıtacağız. Evin dışarıdan havadan drone görüntülerinle çevreyi, köyü tanıtmaya çalışacağız. Burası Bandırma'ya 15 dakika, Gönen'e 10 dakikadan daha az bir sürede, denize 20 kilometre, hayvancılık yapmaya, çiftçilik yapmaya, yatırım yapmaya çok müsait bir yer. Bu köyde drone görüntülerinde de göreceksiniz. Hayvanlar var. Çevrede zeytin ağaçları var. Ulaşımı kolay. Hemen asfalt dibimizde. Bahçesi geniş. Güzel bir ev sevgili izleyiciler. Evin gayet dışarıdan bakımı, damı, kendisi bu şekilde. Evet sevgili izleyiciler, burası dam. Evin giriş kapısı dışarıdan ve evin kendisi 4 penceresi sevgili izleyiciler. Bu şekilde 4 penceresi var dışarıdan. Gayet büyük, geniş bir ev. Hemen köy meydanı. Evet, asfalt yolumuz burası. Evinizin önüne kadar parka taşlar. Evet, çatısı güzel. Akanı, tokanı yok sevgili izleyiciler. Evet, su tesisatını görüyorsunuz. Evet, evin duvarı atıl bir vaziyette kalmış. Hayvancılık yapılıyor sevgili izleyiciler. Evin dış duvarı. Eller. Evet, sılajlarımız. Evet. Evin yakın bölgedeki arka bahçesi burası. Evin arka tarafı bu şekilde görüyorsunuz. Arka bahçesinden girdiğimiz görüntüler bunlar. Yıkılmış bir fırın. Evet, kümesimiz. Sevgili izleyiciler, dam kısmı sol taraf. Evin ahşap kapısı. Burada yazın oturması çok. Evet, saman damı ağzına kadar doldurmuşlar sevgili izleyiciler. Dışarıdan göstermiş olduğumuz görüntü. Evet, bunlar ihtiyaç dolapları. Evin altı çok güzel, yani garaj olacak. Evet. Evet, sevgili izleyiciler görüyorsunuz. Portakal. Portakallar yere dökülmüş. Toplanmamaktan dolayı. Evet, bir tane top alabiliriz herhalde. Sevgili izleyiciler, dalından koparttığımız. Dalından koparttığımız portakal. Burada. Evet. Burası üzüm asması. Evin arka kısmı bu sevgili izleyiciler. PVC kaplanmış kapılar, pencereler. Evin diğer tarafı ise ahşap cam duruyor. Buraya bu şekilde mutfak tezgahı gibi bir yer yapılmış. Çeşme var. Evet. Köyün güzel evlerinden, eski evlerinden bir tanesi. Evet sevgili izleyiciler. Şimdi evin iç kısmını tanıtıyoruz. Burası giriş kısmı. Şekilde portakal ağacımız. Giriyoruz antre bölümü. Uzun yıldır oturulmadığı için, evet sevgili izleyiciler, saat istikametinin tersinde
Tamam. Kaç yıldır içeride oturulmuyor abiciğim? 8-9 yıldır bu evde hayat yok sevgili izleyiciler. Ama gayet bakımlı. Tuvaleti, banyosu. Evet, sevgili izleyiciler. Kapılar görüyorsanız. Burası lavabo kısmı. Evet, tuvalet, küvet, lavabo. Gayet bakımlı, duvarlarında akan, rutubet yapan bir görüntü yok sevgili izleyiciler. Girebilir miyim abicim buraya? Tabii. Evet. Kapılar. Yine Amerikan kapılı. Evet. Geliyoruz. Evet sevgili izleyiciler. Bu arada sobalı ısıtma şekli. Televizyonumuz. Gayet. Duvarlar sağlıklı. Tavanlarda. Akmıyor. Evin dış manzarasını göstereyim. Bu şekilde dışarıyı görüyorsunuz. Camlar PVC. Evet. Bu kısımdaki kapılar yeni değil sevgili izleyiciler. Yine eski usul tavan. Duvarlarda akma ve rutubet yok. Yalnız burada tabanlar ve tavanlar bakım gerektirebilir. Evet. Burası sonradan mı eklenme bu şekilde? Yok yok. Ya tadilatı yarısını yapabildik. Evet. Evet. Evi tadilat yapıldığı için yarısı odaların bakımlı, yarısı yapılmamış şekilde sevgili izleyiciler. Yerlere laminat parke ve yukarıya tavan için saten alçı yapıldığı zaman gayet bakımlı bir şekilde dönüşüyor. Kaç metrekare abicim burada toplam? Vallahi ev kısmı Amerikan kapı. Mutfak tezgahı yeni. Dolaplar gayet güzel. Tavanlarda akma. Herhangi bir rutubet yok sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi. Ben bir de şuradan salon kısmını çekeyim. Sevgili izleyiciler görüyor musunuz ne kadar büyük? Yani burası 70 metrekare vardır sadece giriş salon kısmı. Var. Burası çok büyük bir ev. Metrekare olarak takribi 160 metre, 150 metrenin üzerinde büyük bir ev. Evin bahçesinin görüntüsü. Ya bu şekilde sevgili izleyiciler. Veranda gibi buraya oturup seyredebilirsiniz. Evet. Burası çardak asma dediğimiz. Yürüyüş yolu yapılmış bahçe için. Kuyusu mevcut. Sola döndüğümüz zaman kuyuya gidiyor. Zeytin ağaçlarına gidiyor. Burada erik ağacı, erikler çiçek açmış. Burası asmamız. Portakal ağacımız. Tropikal bir yer olduğunu görüyorsunuz. Evet, iyi de ağacımızı da çekelim. Orhan soysana şunu kardeşim ya. Şöyle yiyelim hemen. Erikler sevgili izleyiciler. Erikler çiçek açmış. Bakın. Kar daha yeni kalktı. Kalkmadı bile. Dağlarda hala kar var. Çok güzel bir şey. Evet, çok güzel. Evet, tadı, aroması çok güzel. Fakat biraz don vurduğu için geçmiş. Evet, sevgili izleyiciler burada pırasa, marul, soğan, her türlü ihtiyacınızı
giderebileceğiniz kuyu suyunuz. İçinde zaten suyumuz mevcut. Evet, görüyorsunuz sevgili izleyiciler, suyumuz da var. Evet. Evet, kuş sesleri, doğa harikası bir yer. Nar ağaçları, zeytin ağaçları, ceviz ağacı. Burası adeta bir gülhane parkı. Evet, burada da pırasalarımız mevcut. Evet. Evet, mandalarımız da var. Bu köy mandalarıyla da meşhurdur sevgili izleyiciler. Saldırmaz değil mi? Evet. Şu anda zaten kiraya örmekte. Evet, bahçe kiralık, hayvan bakımı için yan komşuya verilmiş durumda. Bu hayvanlar yan komşuya ait. Fakat izleyiciler, bu görmüş olduğunuz alan komple geri dönüp mandaların bulunmuş olduğu yer. Oradaki büyük ağaç, diğer büyük ağaç ve taş duvardan itibaren şu anda zaten sulama bakımından da çay geçiyor zaten. Evet. 100 metre. 300 metre ileride görüntülerde de göreceksiniz, drone çekimlerinde Gölen çayı mevcut. Arka taraf çeltik tarlaları, pirinç yetiştiriliyor. Evet, hayvan damı içinde. Şu görmüş olduğunuz hayvan damı yine buraya ait sevgili izleyiciler. Bu duvardan itibaren burası slash tanıtmış olduğumuz bahçe ait. Thank you.
dinleyiciler, değerli aboneler. Ben Hasan Özdemir. Gönen ilçesine 14 kilometre mesafede olan toplamda 7000 metrekarelik bu evi size hem drone görüntüleriyle hem de yapmış olduğumuz çekimlerle tanıttık. İster çiftçilik, ister hayvancılık, ister köy hayatına kavuşmak için bu evi alabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, Gönen'e 10 dakikadan daha az bir sürede, Bandırma'ya 20 dakikada, denize ise 20 kilometre olan mesafede olan bu Şirinköy, bakalım kime kısmet olacak. Ayrıntılar ve açıklamalar bölümünü lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, iyi günler diliyorum.